İnsan nereden bakarsa onu görür. Kimileri için baktığı şey dokunabildiği bir boşluktur. Kimileri için yetinilmesi, kimileri içinse sorgulanması gereken bir yokluk. Kimileri kayıtsız kalır o yokluğa, kimileri için o yokluk bütün bir hayatın amacı olur. Büyümeye zaman yoktu. Aceleci bir hayata doğmuş, erken olgunlaşmak zorunda kalmıştı. O da her çocuk gibi okumak istiyorum diyordu. Ama onun okul hayaliyle arasında 6 kilometrelik bir yol uzanıyordu. Bu mesafenin aşılması onu erken bir seçim yapmakla karşı karşıya bıraktı. Ortaokul yıllarında kimi akrabaların yanında, kimi ise tek başına kaldı. Bundan olsa gerek, İlk şiirlerini de çocuk sayılabilecek bu yaşlarda kaleme aldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetle anılacağı bir geleceğe büyümesi için işte böyle bir çocukluğu geride bırakması gerekti. Aramızda bir 4 yaş fark var. Ben ondan büyüdüm ama o benim abim idi. Babamızdı, her şeyimiz idi. Babam benim süper kahramanımdı. Çünkü her şeye yetişebilir. Hiç yorulmaz. İstediğiniz her şeyi yapabileceğini biliyorsunuz. Neden hiç yorulmaz? Dediğim gibi babamı ben ne doğru düzgün yemek yediğini görürdüm, ne uyku uyuduğunu görürdüm. Dolayısıyla gözünüz o yüzden çok farklı bir yere taşınıyor. Eve geldiğinde kapıyı zilini çalışından anlardık. Çaldığında kapıyı ziline bir kere basar, sonra kapıya parmaklarıyla tıklardı. Tabii kapıyı açtığımda ilk karşımda liderimi, genel başkanımı görürdüm. Tabii ayakkabısını ve ceketini çıkarttıktan sonra o artık ailenin reisi, babasıydı. Lise yıllarına geldiğinde Şarkış'la Genç Ülkücüler Teşkilatı'nın yönetimindeydi. Okulun duvar gazetesine yazılar yazıyor, Türk Birliği hayaline giden yolda fikirlerini ete kemiğe bürüyordu. Dergilerde yazı yazıyordum. Babama o dergideki yazımı okuttukları zaman babam dedi ki, oğlum dedi, buraya yazı yazmışım. Türkiye'nin dışında 250 milyon Türk olduğunu söylüyorsun. Doğru mu dedi? Evet baba dedim. Türkiye'mizin dışında da 250 milyon Türk var. Nerede bunlar dedi. Baba, esir onlar. Bir gün Rusya dağılır, onlar da hür olur, onlarla buluşuruz dedim. Hayatının en uzun yürüyüşü bu yıllarda başladı. Alparslan Türkeş'le 1969'da kesişen yolları uzun soluklu bir dava arkadaşlığının başlangıcı olacaktı. ...70'lere gelindiğinde Türkiye yeni bir dönemden geçiyordu. Öğrenci hareketleri ivme kazanıyor, üniversiteler öfkeli kalabalıkların çatışmalarına sahne oluyordu. ...12 Eylül'ün en karışık olduğu dönemlerde, çatışmanın en hızlı ve yoğun olduğu dönemlerde çıkıp işte en önemli, o dönemin Sağ Gençlik Teşkilatı'nın başkanı çıkıp diyor ki, eller silah değil kalem tutmalı. Şimdi bunu herkes söyleyemez. Ne var ki söz susmuş, kaba kuvvet alabildiğince konuşturulur olmuştu. Türkiye bir şeylere hazırlanıyor, sağ ve sol gençler karşı karşıya getirilerek ağır bedeller ödenecek bir sürecin fitili ateşleniyordu. Muhsin Yazıcıoğlu henüz 22 yaşındayken önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, ardından da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 12 Eylül dönemine gelindiğinde Yazıcıoğlu için bu sorumluluk siyasi olduğu kadar insani bir sınavdan da geçmek demekti. Muhsin Başkan bir hareketin militanlığı olarak çok yatkın bir fiziki vardı. Fakat bir taraftan da çok hassas ve inceydi. Bir ülküdaşımızın öldüğündeki üzüldüğünü soldan ölen bir insan için de duyabiliyordu ve duyuyordu.
kendisine yurt dışına çıkma teklif edildiğinde hayır arkadaşlarım burada yargılanırken, işkence görürken ben yurt dışına çıkamam diye bunu elinin tersiyle iten bir Muhsin Yazıcıoğlu var. Kardeşim, ilk önce arayacakları isimlerden birisi sen olursun. Sen bu davanın en önemli liderlerinden birisisin. Bir an önce senin yurt dışına gelmen için süratle sen oradan biz buradan bir şeyler yapalım dedim. O zaman hemen yurt dışına çıkaramayacağımız arkadaşlarımızı, yurttaşlarımızı yüzüstü bırakmış olmaz mıyız? Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü kuruluşlar davası nedeniyle tutuklanacak. Hayatının bundan sonraki 5,5 yılını 2,5 metrekarelik C5 koğuşunda geçirecekti. Vicdanı iğdiş eden işkenceler, insanlığı yok sayan zulümler bu duvarların arkasında yaşanacak. Sağcısı solcusuyla tüm fikirler kurulan işkencehanelerden geçecekti. Yazıcıoğlu, 5,5 yılı hücrede olmak üzere toplam 7,5 yıllık tutukluluk süresince tüm yaşananlara şahitlik edecek, kendi ifadesiyle o dönemi bir neslin yok edilmesi olarak tarif edecekti. 70'lerin son yarısı Türkiye'de acılarla, kavgalarla geçti. Bu acıların, bu kavgaların en ciddi mağduriyetini yaşamış olan bizim kuşağımızdır. Elbette sağcısıyla, solcusuyla bu zararı gördük. İstemediğimiz halde o çatışmanın içerisinde karşılıklı zararlar gördük. Belki o gençliğin içinde bugün şair, yazar, bilim adamı, mühendis olarak, siyasetçi olarak çok önemli yerlerde görebileceğimiz insanlar vardı. Fidan gibi gençler gitti. Yazıcıoğlu için C5 koğuşunda yaşananlar, Türkiye üzerine oynanan oyunların delili niteliğindeydi. Peki bu kavga neyin nesiydi? Tüm bu yaşananlar kimlere hizmet etti? Bu soru önemliydi. Çünkü Yazıcıoğlu için siyaset bir güç yarışı değil, kendinden feragat edebilmeyi bilmekti. İnsanı merkez alan duruşuyla zaten Muhsin Başkan'ın elinden başka türlüsü de gelmezdi. Arkadaşlar, siyaseti bir fazilet yarışı olarak görüyoruz. Bir benlik kavgası olarak değil, feragat ve diğergamlık olarak görüyoruz. Farz-ı kifaye olduğuna inanıyoruz. Farz-ı kifayenin bize düştüğünü gördüğümüz için bugün bu meydandayız. Yazıcıoğlu siyasi hayatı boyunca dik duruşundan hiç ödün vermedi. Ne darbelere boyun eğdi, ne lider sultalığına rıza gösterdi. O hep millet iradesini önceledi, tüm siyasi çizgisini millete göre belirledi. Hizmetin yolu siyasetse siyaset dedi, MCP'ye girdi. Görüş ayrılıkları baş gösterince kendi yolunu çizdi. Çünkü amacı siyaset yapmaktan çok vicdaniydi. Çünkü o hep adaleti, merhameti önceledi. Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşu da böylesi bir idarin neticesiydi. Siyasi yaşamına artık Büyük Birlik Partisi ile devam edecekti. İlkeli duruşu, sımsıkı sarıldığı değerleriyle Türk siyasi tarihine yeni bir not düşecekti. Çoğulculuk dedi, çokluğu birliğe giden yol olarak gördü. Türk'ü Kürt'üyle, Alevisi Sünnisiyle biz birlikte milletiz dedi. Tüm millete karşı tarihin yüklediği sorumluluğu kendisine vazife edindi. İnandığı yolda gitti. Bedeli neyse öderim dedi. Tam demokratik bir siyasi hareket, milliyetçi, maneviyatçı ve tam demokratik bir siyasi hayat, insan haklarını önceleyen ve toplumumuzun temel değerlerini önceleyen bir siyasi hareket başlattığını fark ettiler, bunu gördüler. Ama tabii menfaatler Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında yer almalarını engelledi.
bazılarının. Ya da Muhsin Yazıcıoğlu'nun o olumlu taraflarını, güzel taraflarını, doğru taraflarını toplumla buluşturmadılar. Çünkü buluştuğu anda bir çığın geleceğini ve bir kar topuna dönüşeceğini pekala biliyorlardı. Onun için toplumun geniş kitleler tarafından anlaşılamadı ya da anlaşılsa da desteklenmedi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu başkanıydı. Ama o başkan olmaktan daha çok kiminin abisi, kiminin babasıydı. Dosttu, arkadaştı. Uzanan el, yaslanacak omuz, yol gidilecek insandı. Gözlerinin gerçekten içi ışıldayan biriydi. Çok sabırlı bir insandı. Çok farklı bir insandı. Kendinden çok başkaları için yaşayan bir insandı Muhsin Başkan. Pek kimse bilmez. Muhsin Yazıcıoğlu'nun pek çok yardım ettiği aile vardı. Hatta yurt dışında okuttuğu ya da Türkiye içinde okuttuğu, bursunu bizzat kendisi vererek okuttuğu öğrenciler vardı. Kendi evinin, ailesinin rızkından önce ya da giderlerinden önce, ihtiyaçlarından önce işte o kimsesiz ihtiyaç sahibi ya da okuması gerekiyor mutlaka zeki bir öğrenci, onun ihtiyaçlarını daha da öncelerdi. O herkesi yüreğine sığdıracak bir insandı. Gerçekten insandı, insan değerleri kendisine barındıran, siyasi görüşlerin ötesinde bütün herkesi kucaklayabilecek bir vicdana da sahipti. Gerçekten vicdan sahibi bir insandı. İşte bu yüzden 25 Mart'ta gelen o demirden ölüm, askeri sivili, kadını erkeği, Alevisi Sünnisiyle tüm Türkiye'nin kalbine inmişti. Şehadete yürüdü Koca Reis. Geride bıraktığı onlarca soru ve milyonların duasıyla. Mahşerde ona veda. Son görev için yüz binler aktı Ankara'ya. Orada ne öfke ne kin vardı. Helalleşmek için oradaydı herkes. Kimlikler silinmiş, geriye insanlık kalmıştı. Kimi Kabe'den örtü, kimi Kerkük'ten, Azerbaycan'dan toprak getirdi. Etten bir yürekti adeta çevresi. Halkının bağrında buzları çözülürken gidişi herkesi birleştirmişti. Çünkü herkes onu kendinden biliyor, o bizden diyordu. Koca Reis, birlik adına yaşadığı hayattan yaşadığı gibi dolu dolu uğurlanıyordu. Alperenlerin piri Taceddin Sultan'ın yanındaydı artık. O, zevkli bir başlangıcı hazırlarken kendini bir kez daha sonsuzluğun sahibine sesleniyordu. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum.